Stoma hücresinin por açıklığında meydana gelen değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Por açıklığında meydana gelen bu değişime durumlarından hangileri neden olabilir? Por açıklığı zamanla azalmıştır yani stomaların kapanması gözlenmiştir diyoruz. O zaman aşırı rüzgar olabilir mi? Evet rüzgar ortamdaki nemi uzaklaştıracak ve terleme hızını artıracaktır. Bazı bitkilerde de bu aşırı rüzgarlı havalarda stomalarını kapatarak terleme hızını azaltabileceklerdir. Bekçi hücrelerinin pH'ının düşmesi. pH'ın düşmesi demek ortamın asidikliğinin artması anlamına geliyor. Ve bu anlamda da bu ortamda da bir enzim glikozu nişastaya dönüştürecektir. Enzim aktif hale gelecektir. Ve bekçi hücrelerinde ozmotik basıncı azalacaktır. Su komşu hücrelere geçecek ve stomalar kapanacaktır. Bu madde de olabilir yani. Kuraklık stres dediğimizde kuraklık stresi de yine por açıklığını kapatmasına neden olacaktır. Çünkü su kaybını en aza indirmek isteyecektir. Fakat ışık şiddetinin artması ki ışık şiddeti gündüz artacaktır ve bu sırada da bitkide ne gerçekleşecektir? Fotosentez tepkimesi gerçekleşecektir ve por açıklığının artışı söz konusu olacaktır. Cevabımız 1, 2 ve 3 olan C şıkkıdır. Meristem doku hücrelerinde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz? Meristem doku hücreleri bitkinin büyüme bölgelerinde bulunan sürekli bölünebilme yeteneğine sahip farklılaşmamış hücrelerdir. Bunlar canlı, boz toplazmalı, büyük çekirdekli ve küçük kofulara sahip yapılardır. O zaman diyorum ki çekirdek bulunacaktır, kofulu bulunacaktır, mitokondri ve hücre çeperi bulunacaktır. Fakat kloroplastı bulunmayacaktır. Çünkü kloroplasta sahip değildir ve fotosentez tepkimesi bu doku hücrelerinde gerçekleşmemektedir. Aynı bitkiden elde edilen X, Y ve Z tohumlarının çimlenme hızları aşağıdaki gibidir. Bu grafiklere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Y tohumuna uygulanan ışık şiddeti X ve Z tohumlarından fazladır demiş. Fakat biz şunu biliyoruz. E tohumlara uygulanan ışık şiddetinin çimlenme üzerinde bir etkisi yoktur. Çünkü çimlenme esnasında e, fotosentez tepkimesi gerçekleşmemektedir. Bu anlamda da ışığın bizim için bir önemi yoktur. Z tohumunun bulunduğu ortamdaki nem oranı X ve Y tohumlarının bulunduğu ortamdan az olabilir. Z tohumu bakın çimlenme hızı 10. günden sonra başlamış ve X ve Y'ye baktığımızda biri diyelim ki 3. gün Diğeri de birinci gün itibariyle başlamış. O zaman Z tohumunda eğer ki nem oranı azsa daha geç çimlenme başlamış olabilir diyoruz. Bu olabilir. X tohumunun bulunduğu ortamdaki sıcaklık Z tohumuna göre daha uygun olabilir demiş. Eğer ki daha sıcaksa optimum koşullara sahipse burada çimlenme başlayacak olabilir. Bakın burada üçüncü gün çünkü Z'ye baktığımızda 10. gün o zaman sıcaklık daha uygun olabilir Z'ye göre doğru olabilir. Çimlenme hızlarının farklı olmasının nedeni türlerinin farklı olmasıdır demiş. Fakat ne diyor bizde? Aynı bitkiden elde edilmiş. Yani tür farklılığı yoktur. Yanlış olacaktır. Ve cevabımız 2 ve 3 olan B şıkkıdır. Bir araştırmacı kohezyon gerilim teorisi ile suyun hareketini açıklayabilmek için aşağıdaki deney düzenini hazırlıyor. Bu araştırmacı deney düzeneği ile ilgili yaprakların terlemesi sonucunda oluşan çekim kuvveti civanın bir sütun halinde yukarı çekilmesini sağlar hipotezini kuruyor. Buna göre deney düzeneğinde araştırmacının uygulamalarından hangilerini yapması civanın hareketinin yavaşlamasına neden olabilir diyor. Şimdi bazı yaprakların koparılması, eğer ki ben bazı yapraklarını koparırsam ne olacaktır burada? Fotosentez tepkimesi için su ihtiyacı azalacak. Değil mi? Yaprak azaldı. E bununla beraber terleme de azalacak. E o zaman buradaki suyun çekimi azalacaktır ve cıvanın hareketini de yavaşlatacaktır. Deney düzeneğinin sıcaklığını terleme için optimum değere yükseltilmesi. Eğer ki ben sıcaklığı yükseltirsem terleme hızı artarsa o zaman daha çok su kullanacak yani yukarı doğru çekecektir su. O zaman cıva seviyesi de yukarı çıkacaktır. Yani cıvanın hareketini yavaşlatmayıp hızlandıracaktır. Bu olmadı. Deney düzeneğinin karanlık ortamda bekletmesi. Eğer ki bu deney düzeneği karanlık ortamda bekletilirse o zaman fotosentez yapamayacak. Terleme hızı da azalacak. Bu nedenle de ne yapacak? Suyu kullanamayacaktır. E, suyu kullanamazsa da o zaman cıva yukarı doğru hareketi yavaşlayacaktır. Ortama buhar makinesi yerleştirmesinde de eğer ki burada buhar makinesi varsa ortamın o zaman nemi arttı. E nemi artarsa da terleme hızı azaldı. Bu anlamda da cıvanın hareketi de yavaşladı. Ve 1, 3 ve 4 olan C şıkkı cevabımız olacaktır. Aşağıdaki kartlarda çeşitli bitkilerde görülen bazı hareketler verilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Oksin hormonunun etkisiyle gerçekleşenler 1 ve 4 denmiş. 1 fototropizmadır ve fototropizma bitkinin ışığa karşı gösterdiği yönelim hareketidir ve burada da oksin hormonu rol oynayacaktır. Ama fotonastiye baktığımızda bu da ışığın etkisiyle meydana gelen bir hareketliliktir. Fakat oksinormonun etkisiyle gerçekleşmeyecektir. Örneğin mesela akşam sefası bitkisi çiçeklerini gündüz kapatıp gece açacak. İşte bu bir fotonasti durumudur. Devam edelim. Turgor basıncındaki değişimle gerçekleşenler 3 ve 4 demiş. Baktığımızda termonasti ve fotonasti verilmiş. Ve nasti hareketlerinde Evet turgor basıncı etkin olacaktır. Peki termonasti nedir hocam dersek sıcaklık değişimine bağlı gerçekleşen nasti hareketidir dedik. Üçüncüsü ise uyarının yönüne bağlı gerçekleşenler 1 ve 2 verilmiş. Bakalım fototropizma ve kemotropizma. Burada tropizm hareketleri uyarının yönüne bağlı gerçekleşirken nasti hareketleri uyarının yönüne bağlı gerçekleşmiyordu. Bunu da unutmayalım. Bu anlamda da fototropizma ve kemotropizma, kemotropizma kemotropizmada bitki köklerinin e, toprakta bulunan farklı kimyasal maddelere karşı gösterdiği yönelim hareketiydi. Bu anlamda da her ikisi de uyaranın ba yönüne bağlı olarak gerçekleşecektir diyoruz. Ve hangileri doğrudur dediğimizde cevabımız değişik olacaktır. Aşağıdaki şekilde polen oluşumu şematize edilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Öncelikle, polen ana hücresinden bu diploittir, mayoz bölünmesi sonucu mikrosporlar oluşmuştur ve mikrosporların da mitoz bölünmeleri sonucunda polen oluşumu burada üretken çekirdek ve tüp çekirdeği oluşumu gözlenecektir diyoruz. Şimdi, bir polenin üretken çekirdeği ile generatif tüp çekirdeği aynı kalıtsal özelliktedir. Doğru olacaktır. Çünkü burada mitoz bölünme gerçekleşecektir ve mitoz bölünme sonucu iki çekirdekli bir yapı oluşacaktır diyoruz. Bir numaralı olay sırasında homolog kromozom ayrılması gerçekleşir. Burada mayoz bölünme gerçekleşmiştir ve burada da homolog kromozom ayrılması gözlenecektir. 2 numaralı olay sırasında crossing over gerçekleşir demiş. Fakat 2 numaralı olayın mitoz bölünme olduğunu söylemiştik. Burada crossing over olayı ise Mayoz bölünmeye ait bir özellikti, O yüzden bu da olmayacaktır ve cevabımız 1 ve 2'dir. Kapalı tohumlu bitkilerin çiçeklerinde yapılarının meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle olarak burada polen ana hücresinden mikrospor hücresi oluşacaktır. Mayoz bölünme gerçekleşecektir. Ve mikrospor hücresi oluştuktan sonra mitoz bölünme ile generatif çekirdek oluşumu gözlenecektir. Daha sonra ise generatif çekirdek tozlaşacak ve tozlaşmadan sonra polen tübünde mitoz geçirerek sperm çekirdeklerini oluşturacaktır diyoruz. Sırasıyla dediğimizde 2, 1 ve 3 olan C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki şekilde tam bir çiçeğin yapısı verilmiştir. Buna göre numaralı ile ilgili Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Baktığımızda 1 numaralı kısım başçıktır. 2 numaralı kısım dişicik borusudur. Dişicik borusu. 3 numaralı kısım taç yapraklardır. Burada biraz şekil bozuk çıkmış arkadaşlar. 4 numaralı kısım yumurtalıktır. Ve 5 numaralı kısım ise çiçek tablasıdır. Şimdi... Tozlaşma 4 numaralı kısımda gerçekleşir demiş. Tozlaşma yumurtalıkta gerçekleşmiyordu. Dişi organın şurada tepecinde gerçekleşiyordu. Bu anlamda yanlıştır. Devam edelim. Polen tübü 2 numaralı kısımda oluşur demiş. Polen tübü dişicik borusunda oluşacaktır. Doğrudur. 3 numaralı kısım tozlaşmaya yardımcı olur. Taç yapraklar e, renklidir ve renkli olması da tozlaşmanın yardım Faktörlerinden biridir Polen oluşumu bir numaralı kısımda gerçekleşir Polenler evet erkek organın Başçık kısmında gerçekleşecektir 5 numaralı yapı Çiçek tablasıdır Evet 5 numaralı yapımızda çiçek tablasıdır Doğrudur Yani yanlış olan cevabımız A şıkkıdır Çimlenmekte olan bir tohumda Çimlenme öncesine göre Olaylarından hangilerinde artış gözlenir Çimlenmekte olan tohumun mitoz bölünme hızı artacaktır, metabolizma ve solunum hızı artacaktır. Fakat endospermdeki besin miktarı azalacaktır. Çünkü bitki fotosentez yapana kadar bu embriyoyu besleyecektir endosperm. Bu anlamda da azalış gözlenecektir diyoruz. 1, 3 ve 4 olacaktır cevabımız. Bir fasulye tohumunun çimlenip gelişmesine bağlı olarak kuru meydana gelen değişim Aşağıdaki grafikteki gibidir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? T0-T1 aralığında tohum dormansi durumundadır. Evet, tohum dormansi yani uyku durumundadır. Ve kuru ağırlığı yavaşlamaktadır. Azalmaktadır daha doğrusu. Çünkü burada bitkiler çinlenme için e, besin ne yapacaklardır? Çeneklerden sağlayacaklardır. Bu anlamda da kuru ağırlığı azalacaktır. T0-T3 zaman aralığı boyunca Fotofosforilasyon yoluyla ATP sentezi gerçekleşir demiş. Fakat fotofosforilasyon demek ışık enerjisini kullanarak ATP sentezlenmesi demektir. Fakat burada T2-T3 zaman aralığında sadece gerçekleşebilir. Diğer aşamalarda arkadaşlar oksidatif fosforilasyon yoluyla ATP sentezi gerçekleşecektir. Yanlıştır. T1-T2 aralığında giberellin hormonu etkilidir demiş. Burada evet giberellin hormonu etkilidir. Çünkü tohumu uyku halinden çıkarmıştır ve çimlenmeyi başlatmıştır. T2 T3 aralığında ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüşür. Evet burada fotosentez tepkimesini gerçekleşmeye başladığını söylemiştik. Bu anlamda da doğru olacaktır diyoruz. Hangileri doğrudur dediğimizde cevabımız 1 3 ve 4 olacaktır. Aşağıdaki tabloda bitkisel hormonlar ve görevleri eşleştirilmiştir. Tablodaki hormon görev eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? Etilen meyvenin olgunlaşmasını sağlar demiş. Evet gaz halindeki bir hormondu ve meyvenin olgunlaşmasına görev alıyordu. Hatta muzun olgunlaştırılmasında etilen hormonu kullanılmaktadır diyoruz. Apsik asit tohumun uyku halinde kalmasını sağlar demiş. Evet tohum uyku halinde kalarak çinlenmesini engelleyecektir. Stokinin stomaların olumsuz koşullarda kapanmasını sağlar demiş. Fakat Stokin'in görevi neydi? Hücre bölünmesini teşvik edecekti ve yapraklarda yaşlanmayı geciktirecekti. Bu yüzden bu yanlıştır. Oksin fototropizmayı sağlar. Evet oksin fototropizmayı sağlayacaktır diyoruz. Eşleştirmelerden yanlış olanı yalnız 3'tür.